35 derece bir hava sıcaklığından. Bir zamanlar dünyanın en fakir ve en tehlikeli ülkesi olan Venezuela'nın başkenti Caracas'tan selamlar. Yine yakından tanıdığınız bir insan yanında. Kim? Enes abi. Ekonomi ne durumda? Fark ettim, iyileşmeye başlamış. Havaalanında zaten fark etmişsiniz. Yani seyahatler başladı. İnsanlar daha çok sık geliyor. Rus turistler geliyor. Hadi ya. Hafta sonları daha kalabalık oluyor. Yani insanlar biraz da alım gücü arttı yani. Şimdi asgari ücret aynı mı? 5 dolar mı? Yok artık 5 dolar yok. O zaman da söylemiştik 5 dolar değil. Türk pasaportuna sahip vatandaşlar için Venezuela'ya gelmek vizesiz. Artık o günler geride kaldı diyorlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda Venezuela'yı, başkent Caracas'ı keşfedeceğiz ve Venezuela'nın ekonomisinden konuşacağız. Bildiğimiz üzere 5 sene önce Venezuela dünyanın en fakir ve en ekonomik krizi ciddi seviyede geçen ülkelerden bir tanesiydi. Ama gel görelim ki yıl olmuş 2023. O günlerden geriye pek eser kalınmadığı söyleniyor. Sizlerle birlikte bu videoda Venezuela'yı keşfedeceğiz. Bu kardeşiniz için video geçmeden önce yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. Ve o zaman ne diyoruz? ITO'larda prodüksiyon farkıyla Venezuela, başkent Caracas macerası başlıyor. Semte hızlı bir giriş yaptık. Caracas sokaklarındayız. Sabana Grande'ye geldik arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz cadde İstanbul'da Taksim gibi, İstiklal gibi diyebiliriz aslında. Yine yakından tanıdığınız bir insan yanında. Kim? Enes abi. Bravo. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Özledin mi buraları? Özledim vallahi ya. İki sene oldu. Daha kalabalık değil mi geçen geldiğimde? Evet. Pandemi miydi yoksa yok? Pandemi sonrasıydı. Hem ekonomik krizi şeyleri de vardı. Şu an biraz toparlanmaya başlamış galiba. Görüyorsun. Cıvıl cıvıl herkese. Ortam çok iyi. Enes abi de uzun yıllardır burada yaşıyor arkadaşlar. Caracas'ı beraber gezmiştik hatırlarsanız daha önce birlikte. Şu an Sabana Grande'deyiz. Burası böyle şehrin merkezi diyebiliriz. İnsanlar öğlen saatleri gelip alışveriş yapıyorlar, yemek yiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. İşlek bir cadde. Şurada da pazar yerleri falan var. Burası güvenlik konusunda bir sıkıntı yok değil mi? Eskiye göre bayağı toparladı Venezuela. Bayağı yani bayağı sakin, insanlar alışverişini yapamıyor. Ekonomi ne durumda? Havalimanına indiğimde biraz fark ettim iyileşmeye başlamış. Havaalanında zaten fark etmişsiniz. Yani seyahatler başladı, insanlar daha çok sık geliyor, Rus turistler geliyor. Hadi ya. Aynen. Rusya'dan direkt uçuş var mesela. Ben geldiğimde sadece iki ülkeye uçak vardı. Şu an 15 ülke falan olmuş. Ruslar falan geldi. Yani yavaş yavaş açılıyor ülke dışarıya doğru. Evet. Amerika'nın ambargoyu artık kaldırdı, esnetti yani. Toparlamaya başlıyor diyorsun. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden dolayı, petrolden dolayı Amerika tekrardan buradan petrol almaya başladı. Chevron petrol firması üretime başladı. Vay be. Yavaş yavaş yani daha da hareketleniyor. Bu şeyler nedir abi, şu ilaç arabaları? Bu şey, eczane, halka bedava veriyor. Nasıl bedava veriyor? Sosyalist işte. Hadi ya. Belli başlı ilaçları yani böyle bedava alabiliyorlar. Allah Allah. Aynen. Yani eczaneden hastaneye yazdırıyorsun, ben ücretsiz alıyorsun. Mobil eczane, aynen. Seyyar eczane diyor. Sosyalist devletlerde böyle mi oluyor? Ha, burada böyle, diğer yerleri bilmiyorum yani. Evet, Küba'da öyledir büyük ihtimal. Küba'da da aynı Küba'da sistem var çünkü. Küba öyledir yani, aynen. Maduro hala başkan, devam. Maduro başkan bu yıl, o da seçime gidecek. Aa, seçim işte mi var bu yıl? Daha tarihini açıklamadı ama bu yıl olacak yani. 5 yılda bir mi oluyor burada da? Burada da 5 yılda bir aynı. Vay be. Ama şunu gördüm. 2 sene arasında şu an dağlar kadar fark var. İyi toparlama var. Tabii dükkanlar görüyorsun. Açılmış, insanlar alışmış. Kapalı hep buralar abi. Yani İnsan yoktu. Boştu. Hafta sonları daha kalabalık oluyor. Yani insanlar biraz da alım gücü arttı yani. Vay be. Yani asgari ücret aynı mı? 5 dolar mı? Yok artık 5 dolar yok. O zaman da söylemiştik 5 dolar değil. Ya resmi rakam 5 ama kimse almıyor bunu. Şimdi resmi rakamlar biraz iyileştirdiler. Yine o fiyatlara çalışan yok da. 70 dolar. İşte devlet yardım paket falan yapıyor. Kumanya veriyor. Temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Vay be. Daha sonra. Bir de şeyler var. Bonolar varmış galiba. Bonolar var. Sertifikat işte. Bono dedikleri şey. İşte yaş grubu yani. Çocuğu varsa. Aynen çocuğu varsa. Emekliyse. Onlara promosyon işte şeyler veriyor. Vay be. Ekstra şeyler. Evet, yani yoluna girmeye başlamış arkadaşlar bir takım şeyler Venezuela'da. Özellikle yabancı yatırımcılar da artmaya başlamış son zamanlarda. Çok gelen var aynen, değil mi? Aynen. Türkiye'den de bayağı bir firma girmiş buraya. Türkiye'den de bayağı geldi. Firmalar geldi. Türkiye'den genelde gıda üzerine geliyor. İşte şekerleme grubu geliyor. Gıda üzerine temel ihtiyaçlar. Makarna, un gibi şeyler. Ya bayağı geliyor yani. Türk ürünlerimiz de var. Süper vallahi. Burası hani bildiğiniz üzere büyük elçiliğimiz var arkadaşlar. Aynen. Eğer olur da iş insanlarına seslenin. Burada mutlaka izleyenler vardır. Çok yazıyorsunuz bana. Aynen, gelirseniz burada Enes Bey'den bu işlerle ilgileniyor arkadaşlar. Ticari atışımız var. Büyükelçilikle yani iletişime geçebilirler. Ticari atışımız. Aynen.
Enes abi bilgilerini bıraktım açıklama kısmına, oradan ulaşabilirsiniz. Caddenin şu an ortalarına doğru geldik biraz, ilerliyoruz. Yani gerçekten çok içerisindeyim abi. 2 sene önce geldiğimde bu sokaklarda dükkanların %70'i kapalıydı. Ama şu an görüyoruz ki hepsi açılmaya başlamış, toparlamaya başlamış. Ekonomi canlanıyor. Bildiğimiz üzere Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden bir tanesi. Hatta birincisi diyebiliriz. Değil mi? 300 milyar küp. Vay be. Bari. Çok deli petrol yatakları var burada. Var tabii. Dünyanın en büyük rezervine sahip bir ülke yani. Evet, ama Amerika, üretim kısmında zayıf yani. Üretim o da ham madde olmadığı için işte işleyemiyor. Tabii, ham maddeden dolayı değil yani. Buna bir yatırım lazım. Rafineri kurmak. Aa, doğru. Lazım. Nakit para da lazım. Nakit para. Yani bir yatırım lazım. Şimdi gaz şirketlerini çağırıyorlar. İtalyan gaz firmaları var. Evet. Bunları da ülkeye yani yatırım için gelin işte. Yatırımınızı yapın, gaz çıkartın. %'yi artık neyse anlaşmaları. %40'ı devlete, %60'ı size. Yani davet ediyor. Ülke açık yani bu konuda. Büyük yani işlerde devlet yani destek veriyor. Diğer o süper bir yani. Şey abi. Aynen. Bir de Maduro en son bir şey açıklamıştı galiba. Yani yabancı yatırımcıya şey veriyorum, kefil oluyorum, gelsinler yatırım yapsınlar. Yani onu güvence. Böyle tamam sözde değil de yazılıya dökmesi lazım yani. Öyle evet. Sözde demeyle olmuyor. Sözlü bir açıklama mıydı? Sözlü bir açıklama ama yani bunu metin haline getirip yani yatırımcıların güvenliği için hani burada bir zarara girdiğinde karşılığında muhatap bulması lazım. O yüzden doğru. Yani bunu sözlü değil de yazılı bir sözleşmeyle veya nasıl işte kontratla onu yani yazılı metne getirmesi lazım. Öyle. O zaman sana herkes gelmeye başlar reis öyle olursa. O zaman o zaten herkes gelir yani. Bankalar ne durumda, açıldı mı? Devlet garantili oldu mu yani, devlet garantili oldu mu? Evet. Gelir yani adımların kaybı yok. Tabii zarara uğradı mı? Kesinlikle. Devlet kefilse herkes gelir koşa koşa. Yani. Bankalar ne durumda, açıldı mı abi? Birçoğu kapalıydı. Bankalar da açıldı. Yani yurt dışına halen kapalı yani. Döviz transferi kapalı mı? Döviz transferi kapalı ama ülke içinde döviz transferi yapabiliyorsun yani. Aa, o iyi. Örneğin bir o da yasaklı çünkü o zamanlar. Yapı krediye döviz havalesi yapabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Sadece uluslararası transferler aynen, yasak. O kapalı. Ülkeden para çıkarmak yasak. Yani nakit olarak çıkartabiliyorsun. Evet. Yani Swift'te kapalı. Onu bir öyle söyleyeyim. O da işte şu an daha yeterli hacime ulaşmadıkları için yani döviz konusunda. Döviz konusunda değil, o Amerika'dan kaynaklanmış. Çünkü Amerika ambargoyu kaldırdı mı, evet. Swift transferi başladı mı zaten runway'ı açılır yani. Doğru, burada Western Union falan da öyle. Zaten ticaretle sıkıntı yaşadıklarından bir konu da şey yani Swift açık olmadığı için insanlar yani güvenip de ticaret yapamıyor. Çünkü doğru. Ya yurt dışından başka bir bankaya yatırılıyor, başka hesaplara gidiyor. Veya nakit çalışılıyor. Gibi sorunlar var halen ama onu da yavaş yavaş düzeltecek. Toparlanacak. Yani. Peki benim ve izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Buraya geldik gezmeye, tatile falan vesaire. Türk kartımızla, Visa ve Mastercard'la burada alışveriş yapabiliyor muyuz? Para çekebiliyor muyuz? Para çekemezsiniz. Hı-hı. Nakit. Ama alışveriş yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Bolivar şu an kullanılıyor mu? Basılıyor mu para? Basılıyor. Var. Bolivar var. 1 dolar şu an 26 bolivar galiba değil mi? Aynen 26 oldu. Sen geldiğinde 4'tü. Şu an 26. Benim geldiğim hafta 0'lar atmışlardı. 6 0 atmışlardı. Ondan bayağı bir önce atmışlardı. O zaman yeni geçiyordu işte o yeni paralar. Yeni geçiyor. Şimdi yeri 26 olmuş galiba. 26 oldu aynen. Uzun zamandır mı böyle yeni mi hareketlendi? Vallahi bir 3-4 aydır 26'da yani tutuyorlar yani. 4-5 ay diyebilirim. Yani 4-5 aydır şey 25, 26, 24. İyi, güzel. Sabit yani. Tutabiliyorlarsa abi. Sabit tutabiliyorlar ama tabii Merkez Bankası'na injekte ediyorlar yani. Döviz veriyorlar yani. Peki marketlerde fiyatlar günlük değişiyor mu artık eskisi gibi? Ürün bulamamazlık yaşıyor musunuz? Tuvalet yok, kağıdı, peçeteleri. Yok, o konuda sıkıntı yok abi. Her bitti şey diyorsun. Var, her şey var. Gidiyorsun. Süper abi. Sen de gezdin, girdin marketlere. Aynen, marketler full çakılı. Her şey full çakılı ve insanlar da alıyor yani. Alışveriş yani yapıyorlar yani. İtalya ürünler de gelmeye başlamış artık. İtalya ürünler de var. O önceden de geliyordu ama küçüktü böyle. Kısıtlıydı. Küçük pazardı, kısıtlıydı. Şimdi bayağı var yani, İtalya ürünler de var. Mesela şurada bak, yeni bir yer açılmış. Fiyatlarına bakabilir miyiz abi? Tamam, fiyat yazmışlar ne kadar. Burası Snack Principle diye bir yer, halal food diyor. Suriyelilerin olabilir abi. Evet, fiyatlara bakar mısınız? 5 dolar. Gayet uygun yani. Latin Amerika'nın diğer ülkeleriyle aynı fiyatlar. Ucuz abi. 5 dolar. 5 dolar gayet uygun yani. Değil mi? Aynen. Normal yani. Normal. Şu an burada asgari ücretli yani minimum çalışan bir adam garsonluk yaparak, restorana çalışarak onlar, ne kadar alıyor? Onlar garsonlar böyle işte şey hizmetlerinde çalışanlar. Yani aylıkları şöyle söyleyeyim 150-200 minimum. 150-200 minimum. Garsonluk, temizlikçiydi, güvenlikti. 150-200 minimum. Kolombiya'da, Peru'da eş değer olmuş neredeyse. Yani 150-200 dolar alıyorlar. Devlet kurumlarında, kamu kurumlarında çalışanlar da dediğimiz gibi işte 70
dolar. Evet. Artı işte bunun... O bonolar falan var. Bonolar var. Var. İşte kumanya veriyor. Zaten adamların ev kira derdi yok. Kira yok. Hepsini devlet sosyal konut olarak vermiş. Ha, sosyal konut olayı var burada değil mi? Evet. Nasıl oluyor? Biraz açabilir miyiz abi? Sosyal konut projesi ne? Devlet yapıyor, anahtar teslimi veriyor yani. Ücretsiz. Ücretsiz aynen. Sosyalizmin en büyük olay bu mu? Aynen. Yani bunu Chavez döneminden beri yapıyor. Yani. Çok yani iyi abi. Chavez'den önce de bilmiyorum var mı şimdi. Güzel bir şey yani. Yanlış da bilgilendirmiş olayım. Evet. Yani burada yapıyor, veriyor yani teslim ediyor. O yüzden yani kira dertleri yok, elektrik yok, su yok yani. Allah Allah. Bunlar ödemiyor yani bu insanlar. Ha şimdi yeni yeni düzenlemeler geliyor mesela. Benim yaşadığım yerlerde böyle elit nezih yerlerde şimdi evet. Sabit bir şeye koyuyorlar mesela. Elektriği atıyorum 25 dolar 30 dolar sabit bir şey koyuyorlar. Minimum fiyat koyuyor asgari. Evet. Suya da aynı şekilde. O tabii bölgeden bölgeye değişiyor. Halkın mesela %70 falan yoksulluk içinde olduğu için oralarda yani yine bedava. Doğalgaz parası yok, elektrik parası yok, su parası yok. Yani bunlar bedava. Kira zaten yok. Devlet dairede zaten işte kamu kuruluşlarına çalışan 70 dolar artı bonolar falan veriyor. Evet. Kumanyasını veriyor. Yani her türlü geçinir abi o zaman. Yani. Vay be. Isınma derdi yok. 12 ayda aynı mevsim. Hava yani güzel burada dediğin gibi. Ilık. Ne üşüyorsun? Yani burada açlıktan yani... kimse ölmez yani. Doğru. Doğru. Her yeri denizlerle kaplı zaten. Aynen. Yarım saat bu ayda gidiyorsun. Mango ağaçları şu bu aynen. Avokado. Cennet gibi ülke ya. Avokado yani burada kimse açlıktan ölmez. Doğru. Peki bir şey soracağım. Sen hangi semtte oturuyordun abi? Ben Altamira'da oturuyorum. Orada nedir? Ev kiraları veya şu an bulunduğumuz caddeyi konuşalım. Ya burada örneğin 6-7 yıl önce kiralar yani lokal kiralar, evet. İşyeri kiraları 150-200, 200-300 dolar tabii metrekaresine göre evet. Değişiyor. O bantları şu an 1500 dolara, 2000 dolara bulamıyorsun. Hadi yani. Ya. 100 metrekare yani bu civarda bu caddede 1000-1500 arasında işyeri yani kirası bulamazsın minimum yani. Mesela şu karşıdaki işyeri ayakkabıcı ne kadardır kirası tahminen? Oranın yani sormak lazım. 1000 dolardan aşağı yoktur. Kaç bin? Yani. 1000 dolar, 1000 dolar. Vay be. Yani 100-200 dolar ben burada bir topçu dükkanı açamaz mıyım? Yani küçük böyle kulübe gibi, büfe gibi bir yerde evet. Açabilirsin yani. Şöyle. Ama bu caddede zor diyorsun. Yani zor. Ev kiralar nedir bu caddede Enes abi? Burada da yani yine 700, 1000, 1200. Vay yani be. 400'e de bulursan tabii şimdi burada şöyle bir şey var. Boş ev var da eşyalı ev var. Eşyalı ev... Tuttun mu eşyalı evden her şeyi var giriyorsun. Doğru. Bak, eşyalı evden çok fazla. Valizini alıp geçiyorsun yani. Senin evde mi eşyalı? Benim evde. Yani kendi eşyalarım da var. Yani her şey. Yani temel eşyaları bulunduruyorlar içerisinde. O nedir işte buzdolabı, çamaşır makinesi, aynen. Yataklar, televizyon. Bu gibi şeyleri bulunduruyorlar. Ya şunu söyleyebilirim. 2 yıl öncesiyle geldiğim süreçte ve daha onun öncesi krizin başlangıcıyla şu an Venezuela'da dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bir takım şeyler yoluna girmeye başlamış. Eminim ki 2 sene 3 sene sonra buralar daha da güzel olacak. Bir önceki hayatımda bunu yine söylemiştim. 2 sene sonra daha güzel olacak diye. Gerçekten bir ilerleme kat etmiş. İnşallah tekrar şu an yıl 2023. Nasip olur da 2025'te 2026'da gelirsek Venezuela'nın zenginliğini anlatırız. Zaten zengin ortamları var. Bir sonraki videolarda izleyeceksiniz muhakkak. Ayrıca şunu da bilgilendirelim. Türk pasaportuna sahip vatandaşlar için Venezuela'ya gelmek vizesiz. 90 gün vizesiz şekilde seyahat edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken dönüş bileti ve bir otel rezervasyonu istiyorlar. Bir de geldiğinizde sadece ufak birkaç soru soruyorlar. Formda. Bu da ne oluyor işte? Nerelere gideceksin? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Gezeceğim abicim. Tatile geldim. Deklarasyon formu var. Dolduruyorsun. O da yanına getirdiğin işte bilgisayar, elektronik vesaire. Onları beyan ediyorsun. Böyle. Yabancı yatırımcı oldukça fazla artmaya başlamış Venezuela'da. Hep burada gördüğünüz işte iş merkezleri, plazalar. Birçok ülkelerden gelenler, Avrupa'dan gelenler. İnsanlar artık ticaret yapıyor, ürün getiriyor, ürün götürüyor. İthal, ihracat yapıyor. Sokak gördüğünüz gibi kalabalık. Herkesin keyfi yerinde, mutlular. Yaşamaya çalışıyorlar. Çünkü bu hayat gerçekten çok güzel arkadaşlar. Venezuela benim bu kıtada en sevdiğim ülkelerden bir tanesi diyebilirim size. Yani ölmeden önce mutlaka şu an bu videoyu kim izliyorsa herkesin bir kere Venezuela'yı görmesi lazım. Yani öyle bir ülkeden bahsediyoruz ki yıllarca üst üste dünya güzeli çıkaran bir ülke. Evet. Miss Venezuela yarışmaları falan yapılıyor. Dünya Miss miydi o? Bir de World Miss yarışmaları vardı arkadaşlar. Yine aynı şekilde Venezuela'da çok güzel çıkıyor. Harbiden de Venezuela'nın kadınları çok çok güzel. Yani şu kıtada kıyaslama yaparsak 23 ülkede bence birinci sıradadır. Elektronikçiler çarşısına geldik. Şimdi biraz ufaktan burada tur atacağız. Elektronik fiyatlarına bakacağız. Nedir durumlar? iPhone ucuz mu? Ya ucuz değil. Yani pahalı Türkiye'ye mı? Göre ucuz. Bilmiyorum şu an Türkiye'de fiyatlar ne ama yani iPhone 14 Pro Max'lar 1550-1600 GB'ına göre. Şu an 1 TB 14 Pro Max Türkiye'de 3200 dolar. Burada da 2000 dolar falan. Vay. Ucuzmuş reis burada.
Gidelim bakalım içeride olsun. Savana gelenlerin en büyük elektronik şarjlarından bir tanesi burası. Nedir abi buranın ismi Enes abi? Ha? Buranın ismi ne diye geçiyor? Burası City Market. City Market. Okey. Kardeşim ne satıyorsun kardeşim? 2 dolara Rocino. 2 dolara? 2 dolarmış. Yemekler, bolivar usulü satıyor. Burası da McDonald's. McDonald's gibisi yok. Dünyanın en pahalı McDonald's'ının Venezuela'da olduğunu biliyor muydunuz? Evet, şimdi öğrendik hepimiz. Bir sonraki videoda bununla ilgili detaylı video gelecek. Caddenin böyle sağ kenarında müzikoller var, çok güzel restoranlar var. Mesela 11 tane bire 10 dolar yazmışlar arkadaşlar. Gece kulüplerinde de ortalama fiyatlar aynı. Küçük biralar 2-2,5 dolar. Diğer alkoller ise 5 ila 15 dolar arasında değişiyor bazen kokteyllerin falan. Şurada büyük bir süpermarket. Çok fazla importörüm bulunuyor özellikle Arap ürünlerinden. Çünkü burada ciddi bir Arap nüfusu yaşıyor. Lübnan ve Suriyeliler yaşıyor değil mi Enes abi? Suriye, Filistinli. 1 milyon var mıdır toplam? Var. Hepsi, değil mi? Hepsi toplasam. Türk kaç kişi Türk? Benden başla bir, can iki. Tek tek sayıyoruz. 50 kişi var mı? Yok. 20 kişi falan değil mi? 15-20. 20 kişi falan. Evet. Ortalama 15-20 tane Türk yaşıyor Venezuela'da. Zaten bunların 6-7 tanesi elçilik personelidir. 10 kişi de falan yaşayan var. Arabito markete geldik. Arabito. Burası Arapların değil mi Hacı abi? Arapların. Her şey var ha. Var. Baklavası var. Evet. Baklavalara bakar mısınız? Suriye baklavası. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y cuánto cuesta un kilogram? 57 dólares ese de pistacho, relleno 57, de pistacho. Este pistacho, sí. 57 dolarmış kilosu. Zaten fiyatları ortalama 40-45 dolar, 50 dolar civarında değişiyor baklavalara. Deniz ama tezgah falan güzel yani. Şurası da çerez böreği. Kuru yemişler. Turşular falan var. Ooo, biber turşusu. Arabito, Lübnan'dan olduğu için abi. Her şey bulunabilir, kültüre ait. Biber, zeytin, turşu. Nasıl verdin? Zeytin. Kilosu kaç paraymış? 9 dolar. 9 dolar. Uygun. Yeşil zeytin de var. Dükkan çok temiz. Gelirseniz burada mutlaka bir döner yiyin benim için arkadaşlar. İçeride yemek bölümü de var şu karşıda. Tavuk döner ve et döner satıyorlar. Bakın burada beyaz peynir var. Bulgaristan'dan geliyormuş. 18,5 dolar. 1 kilo. Pahalıymış ha. Zerbit. Aa, Türk galiba. Bulgar ama. Evet, marka Zerbit diyor ama. Bulgaristan'da üretiliyorlardır arkadaşlar. Peynir çeşitleri, yoğurtlar falan. Evet. Şurada da mezeler var. Közlenmiş patlıcan, peynir, sarımsaklı yoğurt, patlıcan ezmesi. Her şeyi bulabiliyorsunuz ya burada. Süper vallahi. Hazır salata var mesela 8 dolar. Burada patlıcan turşusu var. Bunun fiyatı ise 10 dolar. Suriye ekmeği aldık şöyle arkadaşlar. Bunun fiyatı 2,5 dolar. İçinde 10 tane falan var. Güzel mi? 5 tane var. 5 tane var içinde. Mango suyu bu da 2 dolar. Güzel, fiyatlar uygun. Burası restoran bölümü. Et döner ve tavuk döner satıyorlar. Baran etinden yapıyorlar. Meze reyonu. Pilavlara bakın, meyhane pilavları, yaprak sarmalar, lahana sarmalar. Çeşit çeşit ha, ne ararsanız var. O kadar sos çeşitleri. Güzel, beğendim. Şimdi bu bölgeden ayrılıyoruz arkadaşlar. Venezuela'dan başka semtlerine doğru gideceğiz. Peki Enes abi, sorum daha olacaktı. İnsanlar şimdi Güney Amerika ülkelerine çok fazla yatırım yapmak istiyor. Venezuela ile ilgili de çok fazla merak bir söz konusu. Evet. Buraya yatırım yapmadan önce gelip yani görmeleri mi lazım? Yani ilk önce tabii gelip görmeleri lazım. Pazarı kendileri görmesi lazım yani. Burada yani havayı toplaması lazım yani. Peki insanlar burada gelip en çok hangi işlerle ilgileniyor ticaret konusunda? Gıda mı? Burada gıda, çünkü onun sirkülasyonu, sürümü daha hızlı olduğu için gıda üzerinde yani. Evet. Diğer türlü yani diğer sektörler falan biraz daha zor. Peki Venezuela'dan satılan en çok ürün nedir yurt dışına? Kömür benim bildiğim var. Ya kömür gidiyor ya. Kömür de şey, mangal kömür. Evet. Demir çelik falan mı vardı? Demir çelik var, ham madde işte. Hı-hı. Onlar var. Kok var mesela, pet kok bu. O ne oluyor? Onu çimento fabrikaları kullanıyor, enerji işte. Hadi ya. Vay be. Yani petrolün atı yani, ham petrolün atı. Evet. Diğer türlü işte alüminyum. Burada demir, alüminyum, çelik. demir cevheri, işte demir çelik fabrikaları için hurda, onlar gidiyor. Peynir falan satıyor bunlar değil mi yurt dışına bayağı? Yurt dışına yok. Bir ara vardı sanki. Bir ara vardı da yok. Peynir falan şu anda pek bir ihracatı yok burada da. Yakıt durumu şu an nedir, benzin fiyatları? Bedava devam ediyor mu? Yok, bedava değil. Candan bitti. Candan sonra sağ olsun kökünü kuruttu. Bir daha gofret alamadık. Gofretli benzini. Şu an ne kadar litresi? 50 cent. Herhangi bir şey yok ya, petrol bulunmamazlık durumu olmuyor galiba. Yok. Yani diğer şehirlerde falan bazen var ama evet. Kuyruklar falan, ama Caracas'ta başkentte çözüldü o sorunlar. O sorun çözüldü. Süper abi. Aynen. O çünkü diğer burada şehirlerde oluyor yani, bazen böyle kuyruklar oluyor.
benzin durdu ama var yani, benzin var. Bir şey daha vardı galiba, burada hala devam ediyor mu? Her vatandaşın 120 litre ücretsiz alma hakkı vardı. O var, aynen. Vay be. Devam ediyor. Ama işte, orada sıra oluyor galiba adam kadarıyla. Orada bayağı sıra oldu. Aynen. Ücretsiz olduğu için. Yani ücretsiz aynen. 120 evet. litre işte yani karşılığı yok. Çünkü. Karşılıksız ve para veriyorsun hemen. Aynen. Güzel bir şey o ya. O iyi tabii. 120 litre küçük araçlar için yani. Adam bir el yakıtı ya. Yani 20 günlük yakıtı şehir içindeyse ya, şehir doğru. içinde geziyorsa. İşte işe gidip gelmesi için. Aynen, o işe gidip gelmesi için, evet. hızlı bir şekilde sağa sola gitmesi için işte. Yani 120 litre iyi, 20 günlük, 15 günlük yani şey. Süper. Zaten araba fiyatlarını da bir sonraki bölümlerde detaylı anlatacağız. Araba, benzin, akaryakıt. Araba fiyatları yine uygun galiba değil mi diğer ülkelere? Araba fiyatları Türkiye'ye göre uygun. Evet. Türkiye'ye göre uygun. Avrupa ülkelerine göre de uygun diyebiliyorum. Burada şimdi vergi olayı olmadığı için yani arabayı alırken işte ÖTV falan yok. ÖTV yok işte bir sürü vergi doğru. KDV, ÖTV, şu, bu. Burada bunlar yok. Arabayı sadece alıyorsun. Biniyorsun gidiyorsun. Aynen. Yok sigortasıydı şu. Güzel sistem. Sigorta da yok değil mi burada? Yok. Mecburi yani değil galiba. Var bir sigorta şeyleri var da mecbur da 5-10 dolar formalite. Vay be. Yani trafikte güzel. Sorgulama falan olduğunu gösteriyorsun yani göstermek için. Bir şey karşıladın. Kaza maza olduğunda ne oluyor? Kaza maza olduğunda ne anlaşıyorsun? Suç kimdeyse oydu. Artık parası varsa var. Var. Yoksa yapacak bir şey yok. Şimdi o sahneleri koyacağız buraya. İki sene önce gezerken burada Enes abiyle birlikte arkada gofret çikolata falan vardı bayağı. Otopark paralarını falan onunla ödüyorduk. Aynen aynen. Bozuk para olmadığı için onunla. Az önce otopark parası ödüyoruz. Adama bir dolar verdik. Bu ne diyor? Enes abi ödemeyi nasıl yaptın? Lollipop'la. Abi bozuk para yok. Ne yapalım? Neden lollipop verdin abi? Bozuk para yok diye mi? İşte bize üzerini veriyorlar ya lollipop. Evet. Çikolataydı. Biz de bunları değnekçilere veriyoruz. Lollipop ve çikolata ödeme yapıyorsun. Aynen öyle. Şu arkada gördüğünüz bakın çikolata, gofretler. Bunların hepsi otopark parası için. Fazla ver diyor. Bir doları beğenmiyorlar abi. Tabii değil yok mi? Diyoruz adama. Paga mobil yap o zaman diyor. Transfer diyor banka. Havale yapıyor. Değnekçi abi adam bir de. Yani otomark da değil resmi. Adama diyor fatura ver. Fatura da yok. Neye göre biliyoruz? Adamlar bir enteresan. Evet. Trafik var. İş çıkış saati. Venezuela'da en çok böyle SUV, jeep tarzı araçları göreceksiniz. Neden öyle? Benzin işte bedavaydı zamanında. Evet. Büyük araçlara bir büyük motorlu, 8 silindirli işte 5000 motor. Bir de dağ yollara, dağ rotalara falan çok burada. Bir de bunlar seviyorlar böyle yüksek arabalar, Amerikalılar. Aynen. Şey yüksek araçları seviyorlar işte dağa mağa çıkıyorlar. Galipan falan efsane. Galipan falan aynen tırmanıyorlar yani o şeyleri seviyorlar. Plaja büyük araçlarla falan gidiyorlar. Evet. Venezuela ile ilgili aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca benimle birebir görüşmek de isterseniz videonun açıklama kısmında superpeer.com var. Oradan tıklayıp randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Venezuela'nın ilk bölümünün sonuna geldik. Şu an sizlere Altamira'dan sesleniyorum. Bir sonraki bölümde Altamira'yı izleyeceğiz birlikte. Yani şu an bulunduğum semti. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi kırmazsanız, böyle küçük bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum gelirse arkadaşlar algoritmamız o kadar hızlanıyor ve daha çok kişiye öneriyor. Son dönemlerde YouTube işleri biraz zorlaştırdı. Sizden bu konuda ricamdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Venezuela'nın başkenti Caracas'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.